Merhaba arkadaşlar. Bugün DNA genetik kod map örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Bu birinci bölümü. Başlayalım. Birinci soruya bakalım. Birçok hayvan bulundukları ortamın zeminine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer. Bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlemeler bile gösterebilir. Böylece kamuflaj hayvanların avcılarından saklanmasına yardımcı da olur. Yani burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Kamuflajın tanımını vermiş, ortama hayvan uyum sağlıyor. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kamuflajlar örnek verilebilir? A şıkkına bakalım. Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu arılar gibi sarı siyah şeritlere sahip olması burada bir kamuflajdan bahsedilmemektedir. B'ye bakalım. Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvılar ortaya salması bu kamuflaj değildir arkadaşlar. Savunma mekanizmasıdır. O yüzden B'de gitti. C'ye bakalım. Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması. Bu ne yapar arkadaşlar? Kelebeklerin tanınmamasını sağlar. O zaman cevabımız C'dir. D'ye bakmak gerekirse zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi. Parlak renklenmesi zaten kamuflaj olamaz. Bu daha çok ortamda dikkat çekmesini sağlar. Bu nedenle D'de değildir. Cevabımız C'dir. İkiye bakalım. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyor. Ormanlık bir alandaki geyik sayısını artırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar, metni okuduğumuzda en başta geyik sayısının arttığını fakat sonra hızla azaldığını belirtmiştir. Şıklara baktığımızda ise doğru cevabın D olduğunu, geyiklerin artış hızı düşmanların olmadığı alanlarda sürekli olarak yükseliyor. Cevabının yanlış olduğunu görürsünüz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık ve yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıtsal özellikler olup birini annemizden, diğerini babamızdan aldığımız alel çifti ile kontrol edilir. Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan ise küçük harf ile yazılır. Kalıtsal bir özellik bakımından aşağıda verilen üç durumdan birine sahip oluruz. Biz bunları zaten biliyoruz arkadaşlar gösterimlerini. İnsanda kıvırcık saç aleli düz saç alelinin baskın olduğuna göre kıvırcık saçı büyük aile, düz saçı da küçük aile göstereceğiz. O zaman düz saçlı bir anne dediğine göre küçük A alacağız anneyi. Heterozigot kıvırcık saçlı baba dediğine göre büyük A küçük A alacağız babayı. Bunlar çaprazlandığında oluşan sonuç budur arkadaşlar. Ne söylüyor bize? Genotiplerinden aşağıdakilerin hangisine sahip olması beklenemez diyor. Büyük A küçük A küçük A küçük A sahip olurken büyük A büyük A yani homozigot baskına sahip olmuyor. Bu nedenle cevabımız Adana'dır. Dördüncü soruya baktığımızda kalıtsal özelliklerimiz biri annemizden, diğeri babamızdan aldığımız alel çift ile kontrol edilir. Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında akraba evliliği primer bağışıklık yetmezliğinin ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor.
demiştir. Zeynep yukarıda verilen haberde geçen akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi, çocukların doğuştan hasta olması neden oluyor cümlesini okuduğunda çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan alelin tek bir ebeveyninden gelmesi yeterlidir. Hayır arkadaşlar, zararlı çekinik alelinin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. O yüzden bir olmaz. İkiye bakalım. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir. Evet, sağlıklı olmayabilir. Üçe bakalım. Tüm akraba evliliklerin bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar. Kesinlik dediği için buna yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. Bir araştırmada bezelye bitkisinin tohum şeklinin kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır. İnceleyin arkadaşlar bu çaprazlamaları. Yapılan bu çalışmalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi yuvarlak büyük A büyük A, buruşuk küçük A küçük A olacak. Çünkü neden? Birinci kuşakta hepsi yuvarlak. O zaman yuvarlak baskın. Bu nedenle yuvarlak büyük A ile temsil ettim. Birinci kuşağın hepsi büyük A küçük A. Yani heterozigot çıkacak. Bunu kendi arasında çaprazladığımızda, yani büyük A küçük A ile büyük A küçük A kendi arasında çaprazladığımızda çıkan sonuç budur arkadaşlar. %75 oranında yuvarlak, %25 oranında da buruşuk tohumlu çıkmaktadır. Şıklara baktığımızda ise A'ya bakalım. Buruşuk tohumlu olma özelliği yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır. Hayır arkadaşlar, baskın olan kimdi? Yuvarlaktı. O yüzden A yanlış. B'ye bakalım. İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipe sahip değildir. Evet, hiçbiri çekinik fenotipe sahip değil. Hepsi heterozigot. Hiçbir çekinik fenotipe sahip değildir. Evet, hiçbir çekinik fenotipe sahip değildir. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. 6'ya gelelim. Bir genin farklı şekillerine alel denir. İklim değişikliğine bağlı olarak bir bölgede yaşanan kuraklık, tarımda verimin düşmesine neden olmuştur. Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekilebilecek bitki türünün tohumları ile ilgili araştırma sonuçları tablodaki gibidir. Tabloyu inceleyin arkadaşlar. Bu tablodaki bilgiye göre iki hipotez ortaya çıkmıştır. Birinci hipoteze bakalım. Büyük D büyük D ile küçük D küçük D genotiple çaprazlanıyor ve tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde ediliyor. Çaprazladığımızda evet, hepsi arkadaşlar kuraklığa dayanıklı çıkıyor. Bakın burada da zaten heterozigot baskını vermiş. İkinci hipoteze bakalım. Büyük D küçük D ile küçük D küçük D çaprazlanıyor. Tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik tohumlar elde ediyor. Çaprazladığımızda arkadaşlar %50 dayanıklı, %50 dayanıksız çıkmaktadır. O zaman biz buradan şunu çıkaracağız. Birinci hipotezimiz doğruyken ikinci hipotezimiz yanlıştır. Şıklara baktığımızda C'ye bakalım direkt. Birinci hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda homozigot çekinik genotip 1'e elde edilmez şıkkının doğru olduğunu görürsünüz. Cevabımız Ceyhan'dır. 7. soruya bakalım. Esra öğretmen görseldeki DNA'nın kendini eşlemesi sırasında yeni oluşan K ipliğinin birinci zincir, yeni oluşan L ipliğinin ise ikinci zincir kopyası olduğunu öğrencilerine anlatıyor. Bu görsel ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotit dizilişleri birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar, bu açıldığında K ve L'nin birbirinden farklı olduğunu göreceksiniz. DNA'nın birinci ve ikinci zincirinin nükleotit dizilişleri aynıdır. Birinci ve ikinci zincirin dizilişleri farklı. Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin. O yüzden birinci ve ikinci zincirdeki dizilişler farklı çıkacak. İki yanlıştır arkadaşlar. Üçe baktığımızda eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan, evet, iki tane yeni DNA oluşacak. O zaman cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır. 8. soruya bakalım. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal materyaller arasındaki ilişki gösterilmiştir. İnceleyin şekli arkadaşlar. Bu
buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir arkadaşlar kromozom, iki numaralı yapı DNA içindeki gen arkadaşlar, 3 numaralı yapı organik baz, 4 ise fosfat. O zaman biz buradan bir A'ya baktık. Bir farklı canlı türlerinde farklı sayılarda bulunabilir. Kromozomdan bahsediyor. Evet, bulunabilir. B'ye baktığımızda 2 belirli bir karakterden sorumlu olan bir geni ifade ediyor. Evet, farklı bir geni ifade ediyor. Göz rengi, saç rengi. C'ye baktığımızda 3 ile gösterilen moleküller, 3 neydi? Bazlardı, organik bazlı arkadaşlar. Tüm canlıların DNA'larında bulunur. Evet, tüm canlıların DNA'larında adenin, guanin, sitozin, timin bulunmaktadır. 4'e baktığımızda D'ye yani. D de diyor ki 4 ile gösteren yani fosfat tüm canlı türlerine farklı gösterir. Hayır arkadaşlar, fosfat ve şeker ortaktır. Bu nedenle cevabımız Denizli'dir. 9. soru. Aşağıdaki görselde bir erkek kemancı yengeci verilmiştir. Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacı ise havaya kaldırdığında büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacını havada sallaması kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç ve avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çekerek üremesine yardımcı olur. Ayrıca yengecin gözlerinin başının yukarısındaki saplarda yer alması da onun avcılarını çok uzaktan görmesini sağlar. Dolayısıyla bu yengeçlerin kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalmasını ve soyunun devamını sağlayan en önemli özellikleridir. Bu metne göre erkek kemancı yengeçleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar, bakalım. A. Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması bulunduğu çevreye uymasını kolaylaştırmıştır. Evet. B'ye baktığımızda gözlerinin konumlanma biçimi avcılarından korunmasına yardımcı olur. Evet. C'ye baktığımızda büyük kıskaca sahip olması uygun dişi bireyler tarafından seçimini kolaylaştırmıştır. Metinde bundan bahsediyor. Doğru. D şıkkına baktığımızda büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu arkadaşlar yanlıştır. Cevabımız Denizli'dir. 10. soru. Aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları belirtilmiştir. İnsan 46, köpek 78, kurt bağrı bitkisi 46 kromozoma sahipmiş. Bakılarak hangisine ulaşamadığınızı bulalım. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Evet. İnsanda 46, köpekte 78. Farklı türlerin DNA'larının nükleotit dizilimleri aynı olabilir. Buradan bu çıkmıyor. C'ye bakalım. Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez. Evet, insan 46 kromozom, köpek 78 kromozom, insan ama daha gelişmiştir, değil mi? Bununla ilgili bir bilgi alamayız. D'ye baktığımızda farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Evet, insan ve kurt bağrı bitkisine baktığımızda aynı olabilir. O zaman cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. Evet, 11. soruya bakalım. Ali bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında topladığı verileri grafiklerle göstermiştir. Grafikleri inceleyin arkadaşlar. Ali'nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? Mor çiçek geni baskın, beyaz çiçek geni çekiniktir. Buradan bu sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü neden mor çiçek, beyaz çiçek çaprazını? %100 mor çiçek çıkmış. O zaman baskın olan mor çiçektir. B'ye baktığımızda birinci grafikte çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur. Evet, heterozigot olsun ki %50 mor çiçek, %50 beyaz çiçek elde edelim. İkinci grafikte oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. İkinci grafikte, evet arkadaşlar, hepsi heterozigottur. Büyük A, küçük A. Oluşan bezelyeler hepsi büyük A, küçük A olabilir. Mor çiçek elde ederiz. D'ye baktığımızda ise 3. grafikte çaprazlanan beyaz çiçekler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri birbirinden farklıdır. Arkadaşlar, birbirinden farklı değildir. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. 12. ve son soruya bakalım. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşanan güveleri temsil etmektedir.
Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmıştır. Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerin varlığını korumuşlardır. Bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şıkları okuduğunuzda arkadaşlar A'nın ve B'nin doğru olduğunu, C'ye baktığımızda koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisi ortaya çıktığından modifikasyon örnektir. Modifikasyon örnek değildir. Bu nedenle cevabımız C'dir. Bugün DNA genetik kodun MEP örnek sorularının birinci kısmını bitirdik arkadaşlar. İkinci kısmını da yakında yükleyeceğiz. Görüşmek üzere.